Herkese merhaba ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size fırında nefis bir makarna tarifim var ve geçiyoruz malzemelerimizi. Öncelikle bir adet e, beyaz lahananın dörtte birini böyle ince ince kıydım. Siz artık kendiniz ne kadar kullanacağınızı ayarlarsınız. İsterseniz biraz daha fazla ve hatta eksik kullanabilirsiniz. Bir tavanın içerisine biraz sıvı yağ koydum. İki tane havucu soydum, rendeledim ve sıvı yağın içerisinde biraz kavurduktan sonra ince ince kıymış olduğum lahanaları da ekliyorum ve havuçlarla birlikte kavuruyorum. Yumuşayana kadar kavuruyoruz. Böyle lahanaların rengi dönüp yumuşaması lazım. Şimdi tuzunu karabiberini, biraz pul biberi, biraz da nane ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Lahanalar iyice yumuşadıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve tavamı bir kenara alıyorum. Ben de bu arada sosumu hazırlıyorum. Sosu için 4 adet yumurtam var, 2 yemek kaşığı unum var, yarım bağ maydanoz, yarım bağda taze nanem vardı ince ince kıydım, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber, biraz kekiğim var ve 1 litre de sütüm var. Malzemelerin hepsini bir yoğurma kabının içerisine alıp karıştırıyorum. Süt hariç malzemelerin hepsini önce kabın içerisinde karıştırdıktan sonra sütü ilave ediyorum. Böylelikle pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Bu makarnayı hazırlaması hem çok kolay, pratik ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Şimdi en sona sütümü de ilave ediyorum. Şimdi bir borcamın içerisine kavurmuş olduğum lahanayı alıyorum ve üzerine 250 gram makarna koyuyorum. Makarnaları hiç haşlamadım çiğ olarak. İstediğiniz herhangi bir makarna çeşidini kullanabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosunu da üzerine döküyoruz ve önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece fırında yarım saat kadar pişirip çıkartıyoruz. Yarım saat sonra e, makarnamı fırından çıkarttım. Üzerine 200 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri gezdiriyorum ve tekrar fırına verip kaşar peyniri renk alıp eriyip pişene kadar tekrar pişiriyorum. Peyniri de arzu ettiğiniz herhangi bir çeşit peyniri kullanabilirsiniz. Evet makarnamız fırından çıktı hemen sıcakken kesiyorum ve servis yapıyorum. Sizin için de tabi tadına bakmak istiyorum. Bu makarnayı size gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. İnanın gerçekten çok lezzetli oldu. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.